Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşenlerin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Gün tertibiyle alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamızda qıtanlar ekranımız olsun. Xi Jinping'in qoğduğucuları yolsuzluğunu Amerika'da devamlaştırdı. Xitay rejimi reisi Xi Jinping Asiya Tinch Okyan İqtisadi Hamkarlıq Yığınığı qatnış üçün Amerikanın San Francisco'ya yetib barğan bolub, Xitay rejimiga qarşı narazılıq namayışida namayışçılar Xi Jinping'in qoğduğucuları tərəfindən urub zəxmləndirildi. 14 noyabr Amerikada yaşayotgan bir qism Tibet, Uyghur ve Hong Kongluqlar kişilik hukuk faaliyetçileri chet ellik o'quvchilar bilan Xi Jinping'e qarshi elishga chiqqan Xitoyning chet eldagi jamiyatlari San Francisco xalqaro aerodromidan San Francisco shahriga boradigan yo'lda o'zaro tirkishib qolgan. Shu joy vaqtda atigan saat 9 atrofida demokratiyani qo'llovchi kishilik huquq tashkilotlari aeroplanga Xitoy kommunist rejimiga qarshi cho'ng bayroqni esib, San Francisco osmonida uchib Xi Jinpingning ziyoratiga qarshi namoyish qilgan. Aeroplanga esilgan plakatga Xitoy kompartiyasini yo'qitaylik, Xitoyga erkinlik, Hong Kongga erkinlik, Tibetga, Uyg'urga erkinlik degan shiorlar yozilgan. Xi Jinping'ning mashina atrofida o'tadigan yo'lga yig'ilgan Uyg'urlar, Tibetlar va Xitoy demokratchilari Uyg'urlarga erkinlik, Xi Jinping irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Xitoyga erkinlik degandek shiorlarni to'g'rilagan bo'lib, mazkur namoyishchilar bilan Xi Jinping'ni qarshi olg'ili chiqqan Xitoylar orasida tirkish yuz bergan. Xi Jinping San Francisco'dagi Saint Regis mehmonxonasiga tushgan bo'lib, mehmonxonaning atrofi qattiq qo'g'dalgan. Namoyish jarayonida ba'zi namoyishchilar o'zlarining Xitoy qo'g'dug'ichi xodimlari tomonidan urilib yaralandirilganligini bildirishgan. Biden Amerikaning Xitoy bilan texnik yaxshi munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini bildirdi. Xitoy Kommunist Partiyasi rahbari Xi Jinping Asiya Tinch Okyan rayoni iqtisodiy hamkorlik munbiri boshliqlari yig'iniga qatnashish uchun Amerikaning San Francisco shahriga yetib bordi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xi Jinpingning mazkur yig'in jarayonida 15 noyabr planlangan Amerika prezidenti Joe Biden bilan uchrashishi axborot vositalari tomonidan yaqindan ko'zlanmoqda. Ikki taraf o'rtasidagi surkilish kuchayayotgan bir paytda o'tkazilgan Amerika prezidenti va Xitoy rejimi raisining uchrashishi har ikki rahbarning Muşu bir yıl içindeki ikinci katımlık 100 turani körüşüşü hesaplandı. Dünya iqtisodinin 60%'ini tashkil qiladigan 21 davlatni bir yerga jam qiladigan munbar yig'inidan ilgari taraflardan mo'tadil uchurlar kelishga boshlagan bo'lib, Joe Biden 14 noyabrdagi so'zida Amerikaning Xitoydan yiroqlashishga tirishmaganligini, dal aksiga texnik yaxshi munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini aytdi. Biden bu bayonotini Amerikaning sharqidagi poytaxt Washingtondan g'arbidagi San Francisco shahriga yo'lga chiqishdan sal burun Oqsaroyda e'lon qilgan. Biden yo'lga chiqishdan ilgari chaqirgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy rahbari bilan ko'rishishning maqsadi to'g'risidagi savolga javob berib, normal aloqa saviyasiga qaytish, har qanday bir krizis mazgilida telefonni elibla o'zaro paranglasha oladigan bo'lish degan. Yuqori darajalik mas'ullardan kelgan va muayyinlashmagan uchurlarga asoslanganda Biden bilan Xi Jinping San Fransiskoning Woodside yezisidagi bir tarixiy yezi uy muzeyi bo'lgan Filoli estetni ko'rishdi ekan. Yana bir Amerika amaldori Biden bilan Xi Jinpingning harbiy dengiz ishlari maslahatlashish kelishimi bo'yicha muzokaralarni qayta boshlash kelishimini e'lon qilishning kutilayotganligini jazmlashtirgan. Bu kelishim Amerika va Xitoy dengiz armiyasi shundaqla havo armiyasi o'rtasidagi o'zaro uchur aloqasini yaxshilash orqali havo va dengizdagi bexatarlikni oshirishni maqsad qiladi ekan. Uzundan buyon murakkablashayotgan Amerika-Xitoy munosabati o'tgan yili Amerikaning yuqori texnikalik mahsulotlarga qarata yo'l qo'ygan yangi eksport kontrolligini kuchaytirish tadbirlari va Xitoyning buningga bildirgan noroziligidan keyin ig'ir besimga duch kelgan edi. Buningdan boshqa yana prezident Bidenning fevral oyida Amerika zaminida uchgan Xitoyning josuslik sharini etib tushirish buyrug'ini berishi va Tayvan rahbari Tsai Ing-wenning yil beshidagi Amerika ziyorati ikki davlat munosabatini murakkablashtirgan o'zgarishlar bo'lib qolgan edi. Tayland Xitoy saqchilarining Taylanddagi charlash planini bekor qildi. Tayland hukumati ommaning kuchlik noroziligiga duch kelganligi sababli Xitoy saqchilarining Tayland zaminida charlash ishlariga qatnashishiga ruxsat qilish planini bekor qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, xalqning kuchlik noroziligiga uchragan Tayland hukumati 14-noyabr dağlıq sayahat nöqtələrində Tayland saxçıları bilan Xitay saxçılarının birlikdə çarlaş planını bekar qılğan. Bildirilişçə Xitay sayahatçıları arasında işənç turğuzuş üçün Xitay bilan Tayland saxçıları bir qism sayahat nöqtələrində birlikdə çarlaş planını oturğu qoyğan ekan. Reuters agentliğinin xəbərinə əsaslanğanda bu plan avamın küçülük narazılığını qozğan olub, nurğunluğan kişilər tor dünyasında bu hərəkət planını Taylandın igilik hüququna buzğunçılıq qılğanlıq deyə tənqid qılğan. Tayland Dövlətlik Saqçı İdarəsinin başlığı Torsak Suquimomo bu planı ayıplagan. Undan başqa Taylandın Sayahat və Təntərbiyə Ministeri Sudawan Vansu Fakich Kosol Seyşembe günü taratqularga sayahatçilerinin işençisini aşırışının nurgun usullarının barlıqını, ama birleşme çarlaş meselesiga yol qoyğılı bolmaydıqanlıqını eytqan. U yana Taylandda yeterlik saqçı xadimleri barlıqını, sayahatçilerinin işençini asliga keltiriş üçün tirişivatqanlıqını ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha 3-oktyabr Taylandning hashamatlik savdo sarayi Siam Paragonda qurolli to'qinish vaqasi yuz bergan. Vaqada bir Xitoy ayolni o'z ichiga olgan 3 kishi o'lib, bir necha kishi yaralangan. Bu vaqa sayohatchilar orasida bexatarlik andisi qo'zg'agan. Tayland doiralari jiddiy tadbir qo'llanib, bexatarlikni kuchaytirgan. Bursa'da Uyg'urlar haqidagi hujjatli filmning qo'yilish marosimi o'tkazildi. Şərqi Türkistan Cumhuriyet günü bolğan 12-noyabr Türkiye'nin Bursa şəhərində Türk dünyası Yörük Türkmen birlik tərəfindən Xitayning Şərqi Türkistandakı zulmə əks etdirilgan Jimjit Nala bir qırğınçılıqning hikoyasi nomli hujjatli filmning tunji qo'yilish marosimi o'tkazildi. Murasimga mazkur filmning rejissori Türk dünyası Yörük Türkmen birligi bosh katibi Cemal Akkoş, birlik raisi Irfan Tatlıoğlu, şəhərlik hükümetin Şevket Orhan, Əmgək və İctimai Kapalet Ministerliğinin sabiq məsləhətçisi Fatih Acar və Millətçi Hərəkət Partiyasından Veysel Çerimi, Bursadakı Uyğur oquvçular və hər sahadakı köplügən kişilər qatnaşdı. Murasimda Türk dünyası Yörük Türkmen birlik raisi Irfan Tatlıoğlu, Uludağ Üniversiteti Uyğur oquvçular vəkili Abdurrahim Halim oğluğa müstəqillik oruşida qarşılıqning simvolu bolğan tumaq sovğı qıldı və qılğan söz de bu tumak bizning ko'rishimizning simvoli. Haq bilan nahaq o'ttirisida urush bor. Allohga shukrlar bo'lsinki, biz haqiqat tarafda, dedi. Uludağ Üniversiteti Uyğur oquvçular vakili Abdurrahim Halil oğlu söz qilib, vatanimiz hazır işgaliyet astida bo'lishi mumkin. Ama biz hamon bir kuni haqiqatning g'olib kelib, botilning yo'qilganligini bilamiz. Biz hem xushal hem qayg'uga to'lgan bu kunda bizni unutib qolmaganligingiz ve biz bilan birga bo'lganligingiz uchun barliq Uyg'ur o'quvchilariga vakolatan sizlarga minnatdorligimni bildiraman, dedi. Arkadan Türk dünyası Yörük Türkmen birligi bosh katibi ve filmning rejissori Cemal Akkoş söz qilib, yoshlarning bu marosimga qatnashganligidan memnun bo'lganligini bildirdi ve Sharq Türkistondagi zulmning ko'pincha kishilar o'ylagandak 2010-yildan keyin emas 1940-yillardan boshlanganligini ta'kidladi. Akkoş sözü diyene dünyanın nerede bir toqunuş uruş bo'lsa, bu yanılı hilal ayının ko'rishidir. Bu kurash adalet bilan adaletsizlik o'ttirisidagi, haq bilan nohaqchilik o'ttirisidagi, insonligini yo'qotmaganlar bilan kichik bola qiyriyosh demasdan qirib tashlaydigan yovuzlar o'ttirisidagi kurashdir, dedi. Akkoş mazkur hujjatli film haqida söz qilib, zulm qilayotgan Xitoy rejimi, zulmga uchraganlar bo'lsa Sharq Turkiston xalqi, bizning vazifamiz bo'lgan ishlarni tarixiy xulosa bilan sahnaga elib chiqish. Filmda u yerda zulmga uchragan qayrindoshlarimizning nihoyatda qiyin ahvolda telefonlar bilan suratga elib olgan ko'rinishlarim bor, dedi. Arkadan her qaysi aziz mehmonlar ayrim-ayrim sahnaga chiqib söz qildi ve bu yerga jam bo'lishimizning sababi azoblarimizni o'rtaqlashish. Elbette bu azap mengü devamlaşmaydı. Yaşlarımızın közlerideki nurga qarasak onu köreleyimiz. Bu yaşlar biz kılalmagan işlerini kılıdı, deyişti. Uludağ Üniversiteti o'qituvchisi doktor Erdem Özdemir baxtga qarshi islom dunyosi Sharq Turkistonni qo'llamaydi, ama cho'qim qo'llashi kerak edi. Agar u davlatimiz bugun hayot bo'lgan bo'lsa, biz bu faoliyatlarni ati Sharq Turkiston Jumhuriyatining Anqara elchixonasida alohida marosim bilan tabriklagan bo'lardik, deb so'zini boshladi. Ve biz butkul Türk dünyasının mustaqil bo'lishini, qayerda bir Türk bo'lsa, u yerning mustaqil Türk vatani bo'lishini umid qilamiz, deb Türk xalqining bu masaladagi majburiyatini eskartib o'tdi. Bursa şehirlik hükümet kengashining raisi Şevket Orhan sözüde, düşmanlar her qancha tirishsa-mu Türk xalqining madaniyat ve yaxshi axloqni dunyoga davomli tarqatadiganligini aytdi. Ve biz barliq semanimizni qon bilan oldik, qon bilan elishni davomlashtiramiz. Hiç kim bunundan gumanlanmaslıqı kerak. Biz ularga oxşaş balalarını yoki bemorlarni öldürmeymiz. Ama ular her xil rahimsizliklarni qilyotidu. Albatta ular o'tmishdan o'ch olmoqchi. Ular balalarimizni va yoshlarimizni xitoylashtiryotidu va irqiy qirg'inchilik qilyotidu. Biz ularga oxşaş qilmaymiz, ama ko'rishimizni mangu davomlashtiramiz dedi. Murasim Sharq Turkistan ve Türkiye bayrakları lepildigen sahnede dağlıq Uyghur şairi Abdurehim Ötkür'nün Uçuraşkanda namlıq şiirinin tutlar bilen uğurlanışı bilen ahırlaştı. Türkiye'nin ciddi qutquzuş avtomobilleri Rafah chegara ig'iziga qarab yo'lga chiqdi. Türkiye'den G'azzaga yardım üçün avatilgan to'liq aslahalik ciddi qutquzuş avtomobillari Rafah chegara ig'iziga qarab yo'lga chiqdi. Türkiye Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye'den G'azzaga davolash buyumlari va qutquzuş avtomobillarini elib mangan Türkiye yardım paraxoti 9-noyabr İzmir Alsancaq portidan yo'lga chiqib, 13-noyabr atiganda Misrning Al-Arish portiga yetib borgan edi. To'liq aslahalik ciddi qutquzuş avtomobillari 14-noyabr Rafah chegara ig'iziga qarab yo'lga chiqdi. Türkiye parlamenti Shvetsiyaning NATO a'zoligi to'g'risidagi taklifni kun tartibiga kirgizdi. Türkiye parlamenti Tashqi ishlar komiteti 16-noyabrdagi kun tartibiga Shvetsiya podshohligining Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga qatnashishi haqidagi kelishimnomani tasdiqlash to'g'risidagi taklifni muzokara qilishni kirgizdi. Shvetsiyaning NATO'ga kirish kelishimini tasdiqlashga munosabatlik qonun taklifi o'tgan oyda Türkiye parlamenti Tashqi ishlar komitetiga avatilgan edi. Agar bu qonun loyihasi komitet tarafidan qabul qilinsa, majlisning ma'qulligidan o'tgan taqdirda prezident Rajab Tayyip Erdo'g'onning imzo qo'yishi bilan kuchga ega bo'ladi. Shvetsiya Türkiye parlamenti Tashqi ishlar komitetining Shvetsiyaning NATO'ga a'zo bo'lishini tasdiqlash to'g'risidagi qonunni muzokara qilishni boshlash qarorini qarshi olgan bo'lib, Shvetsiya Tashqi ishlar ministri Tobias Belstrom biz bu qarorni qarshi olamiz. Shvetsiya NATO'ning a'zosi bo'lishni taqatsizlik bilan kutmoqda dedi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz musharda oxirlashdi. İnşallah atiki programımızda görüşkicha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.